Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, Leicester City ile ikinci bölümümüzdeyiz. Ligde gidişatımız iyi şu anda. İlk 4 içerisindeyiz. Bakalım bu bölümde hedefim ilk sıraya yerleşmek olacak. Sheffield'da maçımız var. Wolves'da, West Ham United'da ve Watford'la oynayacağız. 4 maç yapacağız bu bölümde. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Maçların hepsini geçmeyi düşünüyorum. Yani hızlı oyun yapacağım. Bunun öncesinde birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum. FM 2020 gelsin mi diye bir anket yapmıştım. Ankette büyük çoğunluk gelmesini istiyor. O yüzden FM'yi APK'sını yükledim ve FM kariyerlerimiz de gelecek Sakaryaspor'la. Onun yanında SM'den şu anda sadece Leicester kariyeriyle devam edeceğiz. Yeni Malatya'yı son bölümünü attım. Son olarak da OSM ikinci sezona başladık. Onunla ilgili bir bölüm gelecek. Bunları video başında söylemek istedim. Şöyle bölümümüzün ilk maçına başlayalım. Sheffield United'la oynayacağız. Evimizdeyiz. İyi bir gidişatımız var. Transferleri hatırlıyorsunuzdur. Cenk Tosun damga vurdu diyebiliriz Premier Lig'e. Onları göstereceğim. Onun öncesinde şu maç gününe bir gelelim. Ve takım istatistiklerine bakalım. Maç 12'sinde hızlıca şöyle geleyim. Kısaca takımdan bahsedeyim. Takımın şu andaki uyumundan memnunum. Çağlar, Cenk iyi bir ikili oldular. Cenk hele takımı taşıyor diyebiliriz. Baya yani adam her maç 2 tane gol falan atıyor genelde oynadığı maçlarda. Bir önceki maçta sanırım 4-0'lık mı 4-2'lik mi ne bir maç yenmiştik. Onda 4 golü de Cenk attı. Forvet'te etkili bir silah haline geldi diyebilirim Cenk Tosun için. Vardy ile iyi anlaşıyorlar. Vardy'nin performansını Cenk biraz düşürdü. Vardy'nin gollerini Cenk atıyor ama Vardy de çok boş geçmiyor tabii. Şöyle baktığımızda ligde Arsenal oynadı maçını. Şu an 3. sıraya yükseldik. Arsenal kaybetti. Güzel. Şimdi bizim ligin birincisi kim? Ona bakayım bir. Güzel. Deplasmanda onlarla oynuyoruz. Onları yenme şansımız var. Bu maçı o zaman izleyelim. Sheffield maçını atlayalım. Şöyle hemen takımımıza girelim. İstatistiklere. Evet. Şimdi şöyle hızlıca göstereceğim. İstatistik dedik. Cenk Tosun 11 maçta 17 golü var. Performansı inanılmaz iyi gidiyor. Vardy'nin 13 maçta 6 golü var. Dikkat çeken oyunculara baktığımızda Abdülkadir Ömür 5 maça çıktı. 2 asisti var, daha golle tanışamadı ama iyi gidiyor. Onun yanında diğer Türk oyuncumuz Çağlar Söyüncü 9 kere forma giydi ve o da şu anda iyi gidiyor. Takımımda güzel bir uyum var. Oynattığım adamlar iyi oynuyor. Hatırlarsınız Yeni Malatya kariyerinde herkes 5-4'lerde, ortalaması o şekildeydi. Ama şu anda takımımız iyi bir gidişatta. Madison iyi, Garay iyi. Tielemans çok iyi orta sahada. Ndidi aynı şekilde. Bakalım bu maçta nasıl bir performans gösterecek oyuncularımız. Umarım serimiz devam eder. Şöyle baktığımda kadroda bir değişikliğe gitmeyi fazla düşünmüyorum ama Pereira biraz yorgun. Sakatlıktan çıktı. Ama ona da dokunmayacağım. Maç içinde herhangi bir sorun olursa değişiklik yaparız. Forvet'te Perez'i değiştireceğim sadece. Ona da şöyle kanat yerine geniş forvet diyelim. Son olarak şu taktiklere bakalım. Bu maç çoklu hücum oynayalım. Tempolu oynayalım. Kaleyi gördüğümüz yerden vuralım. Erken ortalar. Rakip savunma üzerine gidelim. Yumuşak, derin. Burası sabit. Cenk kullanıyor. Kaptanımız Vardy'ydi. Karışmasın. Madison kullansın. Serbest vuruşları kornerlerde. Madison'da. Tamamdır. Devam et dedik. Hızlı oyun. Bakalım. Sheffield karşısında nasıl bir sonuç alacağız? Sheffield biraz daha savunma ağırlıklı bir kadro kurmuş. 3 savunma olarak gözüküyor ama bu dizilişi daha önce Sheffield'dan görmüştüm. Biraz daha savunma oynuyorlar. Oyuncular orta saha daha geride. 10 numara pozisyondaki oyuncu da merkez orta sahaya biraz daha yakın oynuyor. Forvetler ileride sabit geliyor. Uzun toplarla oynuyorlar. Bunu da nereden hatırlıyorum? İzlemiştim bir maçta. Aynı yani oyunda izledim, gerçek hayatta değil. Orada o şekilde oynamışlardı. Ve 1-0 öne geçti Sheffield. Birine yenileceğimizi tahmin ediyordum. Ama yani Sheffield'dan beklemiyordum ya.
Geriye 1-0 geride kapattık. 2-0 oldu. 2-1 oldu. Evet. Cenk'i çok övdük. Şu an ortalıkta görünmüyor. Son dakikalarda Bardi attı. 2-2 bitirdik maçı. Güzel, en azından mağlup olmadık. Yani galibiyet almamız gereken bir maçtı. Liderlik için oynayacaktım diğer maçta ama istediğim olmadı. Yapacak bir şey yok. Belki onlar kaybetmiştir. Liverpool'un kazanması da aslında işimize gelmez. Bakalım. Wolves kaybetmiş. Wolverhampton. Güzel ama Liverpool var. Yani Liverpool kazanır gibime geliyor. Bakalım nasıl bir sonuç alacak Liverpool. Umarım berabere falan kalırsa da bir şey değişmiyor aslında. Diğer maçı yenerler. Yenilmesi gerekiyor. City ile oynuyor. Zorlu bir rakip. City 3-0 yendi Liverpool'u ve averajla altımıza alabiliyor muyuz? Aldık. City üstümüze geçti ama bu sefer de. Şaka gibi ya. Üçüncü sırada kaldık. Bakalım bu maçta nasıl bir performans sergileyecek oyuncular. Maç 19'unda. Şu anda 14'ündeyiz. Ben hemen şöyle bir takvime girmek istiyorum. Önceki maçlarımı göstereceğim. Manchester'la berabere kalmıştık. Norwich City'yi hatırlarsınız. Bu maçları Chelsea 2-0 yenmişiz. Kupada 7-1 kazanmışız. Onun yanında Arsenal'le 2-2 berabere kalmışız. Şöyle önemli maçlara bakıyorum da Liverpool'la 1-1 berabere kalmışız. Bundan önce güzel bir galibiyet serimiz vardı. 5 maçlık. Onu Liverpool bozdu. Ve Sheffield'da da gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Bakalım ilerleyen süreç bize neler gösterecek. Manchester United'da 4-1 yenmeyi başardı. Umarım üstümüze geçmezler dediğim sırada şöyle bakıyorum. Ya zirve çok yakın. Hani nerede kopuyor? West Ham United'la Tottenham arasında kopuyor. Ligin 8.'si ile 1.'si arasında 2 puanlık bir fark var. Güzel çekişmeli bir lig oluyor. Yani bakalım sonunda kaçıncı sırada bitireceğiz. Şöyle genç oyuncu tersif ediyor. Şu an bunların hiçbiriyle bir işimiz yok. Maça 3 gün kaldı. Biraz daha hızlı geçelim buraları. Maç gününe geldik. Wolverhampton'la oynayacağız. Bu maçta uzun zamandır sakat olan Abdülkadir Ömür'e şans vermek istiyorum. 3 Türk'le çıkmış olalım maçımıza. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bu maçtan deplasmandayız. Bu maçı oyna diyelim. Yine 3 orta saha. Orta sahası geniş bir takımla oynayacağız. Bakalım buradan nasıl bir sonuç alacağız. Maç motoru ayarlı. Wolverhampton isabetsiz şutlarla maça başladı. Çok güzel doldurdular içeri doğru. Jimenez vurdu. Çok kötü bir şut. Üçüncü isabetsiz şutları da böylece gelmiş oldu. Çok iyi bastırıyor şu anda. Ligde lider olduklarını açıkçası gösteriyorlar diyebilirim. Biz de ilk isabetsiz şutumuzu çekmiş olduk derken birden isabetli şutlarla. Wolverhampton'a karşılık verdik. Sarı kart gördü. Tielemans. Jota kullanıyor. Corneli kullandı Jota. Güzel bir orta içeri doğru. Çok güzel bir kafa vuruşu ama biraz yüksek gitti. Jota koydu topu. Tekrardan kullanıyor. Sol taraftan Corneli. Bu sefer biraz daha ceza sahası dışına yakın düştü. Tielemans'a kaldı. Tielemans ileri doğru güzel bir top attı. Ama Cenk Tosun iyi kontrol edemedi topu. Jota da sarı kart gördü. Chilwell. Maddison. Chilwell. Şu anda oyunu biraz daha açtı. Maddison'a mı geldi top tekrardan? Aynen. Cenk Tosun. Cenk vurdu. Kaleciye Vardy. Vardy tamamladı. 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda. Cenk Tosun'un vurduğu topu kaleciden sekti. Vardy takipçiliğini gösterdi ve bizi 1-0 öne geçirdi. Şimdi sağ taraftan çıkıyoruz derken
Otto ikinci sarıdan atılacak sanırım. Pereira'ya sert bir foul yaptı. Otto'nun sarı kartı vardı. Bakalım ne olacak hakem. Evet, oyuncum sakatlandı şu anda. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Evans'ı alacağım. Normalde back oynamıyor ama yani yapacak bir şey yok. Kanat değil de back olarak oynatalım. Umarım büyük bir sakatlığı yoktur. Otto'yu da atması gerekiyor hakemin, uyarmasın. Ve uyardı. Yani o kadar sert bir foul'u uyardı. İnanılmaz bir şey ya. Kırmızı kart geliyor diye çok sevinmiştim ama olmadı. Şöyle bakıyorum şimdi. Değişiklik yapmam gerekiyor mu? Tielemans'ın sarı kartı var. Riske atılır mı? Bir süre daha. Bence oynayabilir. Cenk Tosun maç başlı yasıya sert bir foul yaptı. Hakem burada da kartına gitmedi. Burada da kartına gitmesi gerekiyordu. Arda arda iki tane hatası var ama bizimkisi biraz daha ciddiydi. Oyuncumuz sakatlandı. Tielemans bir foul daha yaptı. Hakem burada sarı kart verirse gerçekten olamaz böyle bir şey ya. Kırmızı kart yedik. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Vardy'yi şöyle kanata alalım. Abdülkadir Ömür orta sahada oynasın. Bakalım nasıl performans olacak. Tielemans hızlı hızlı çıkıyor. Neden hızlı çıkıyorsun? Devre arasında almam gerekiyordu. Almadım bu arada. Wolverhampton'da da sarı kartlar arttı. Güzel bir top indirdik. Abdülkadir Ömür vurdu. Gol geldi. 2-0. Ceza sahası dışından yerden çok sert bir şut. Beklenmedik anda kaleciyi. Kaleciyi avladı da. Sarı kartları 4'e çıkmış bu arada. Jimenez de görmüş. Takımdaki en iyi 4'lü şu anda. Onlar da sarı kart gördü. Evet, bir oyuncu değişikliği oldu. Madison da sarı kart gördü bizden. Takımımız biraz agresif oynuyor bugün. Normalde agresif oynatmıyorum ama sanırım liderliğe oturma yarışında biraz sinirlendiler. Tielemans'ın kırmızı kart görmesi bizim için hiç iyi olmadı. Otto. Güzel top çıkardılar. Kestik orada tekrardan. Evet, kafalarla çok iyi indirdiler. Jimenez kaleciyle karşı karşıya kaldı ve 90'a astı. Michael çok üzgün ama yapacak bir şey yok. Umarım buradan maçı vermeyiz. 10 kişiyiz. Takım biraz daha yorgun. Vardy. Evans. Evans çok güzel bir orta. Cenk Tosun'a doğru. Cenk Tosun! 3-1. Leicester'da Türkler şov yapıyor. Abdülkadir Ömür çok güzel top kesti. Vardy'e verdi. Vardy! Çok iyi bir şut ama gol gelmedi. Hak ettiğimiz bir maçtı. Gerçekten sezonun en iyi maçı oldu diyebilirim. Wolverhampton hiç bırakmadı. Biz çok iyi bastırdık. 10 kişi kalmamıza rağmen maçı 3-1'e getirdik. Evet, Neves oradan 90'a astı. Bu arada Michael da 90'lara iyi iyi adam bir hal oldu. 3-2 oldu maç. Biraz daha dayanırsak maç bitecek. Madison'da top. Hakem düdüğünü aldı eline. Bitirecek ve bitirdi. 3-2. Zorlu deplasmandan galip ayrılmayı başarıyoruz. Türklerin günü oldu diyebiliriz. Türklerin gecesi oldu. Beni de böylece gururlandırdılar. Takıma neden transfer ettiğimi onları gösterdiler. Böyle kritik bir yerde takımın güzel bir üçlüsü vardı. Abdülkadir Ömür ve Cenk Tosun'la galibiyete ulaştık. Şöyle baktığımda gördüğünüz gibi ekranda kırmızı kart, sakat, her şey var. Pereira'yı çok iyi olmadı kaybetmemiz. City de umarım puan kaybetmiştir ama en son galip durumdaydı Manchester City. Bakalım onlar da ne yapmış. ...19 Ekim'deyiz. Şöyle baktığımda City maçını kazanmış. West Ham'la 26'sında maçımız var. O maç gününe geçelim. Bu arada ligdeki gol krallığına bakmak istiyorum. Çekilişi tamamla dedik. Bu kupada elenmiştik sanırım. O yüzden biz yokuz ya da yok, elenmedik. Önce bir alt kümedeki takımlar oynuyor.
Şöyle gol krallığını göstermek istiyorum. Cenk Tosun 15 golle birinci sırada. Jimenez takip ediyor. Onun peşinde Vardy var. İlk üçte bizim forvetlerimiz var. Şöyle baktığımda diğerlerine de kırmızı kartlarda Tielemans ve Praet'in iki tane kırmızı kartı var. Ligin en fazla kart gören iki oyuncusu durumundalar şu anda. Arsenal'den de bir oyuncu vardı. Onunla beraber 3 kişiler. Manchester United kazanmaya devam ediyor 3 farkla. Bir önceki maç evinde 4-1 kazanmıştı. Bu maçı da deplasmanda 3-0 kazanmışlar. Sanırım Ekim ayını böylece bitireceğiz. Hatta 11. aya da maçımız var. Kasım ayında ligi, yani bölümü daha doğrusu, o şekilde kapatacağız. City umarım puan kaybeder de birinci sırada kapatırız. Tabii bizim de maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. City'den önce kendi maçlarımızı kazanalım. Ona göre bakarız. Şöyle bir fikstüre girmek istiyorum. City kimle oynuyor? City'yi göremedim. Evet, Wolverhampton'la oynuyor. Evet, biz bir darbe vurduk Wolverhampton'a. City'nin işi biraz kolay olacaktır. Kart cezalısı falan da varsa biraz daha rahat olacaktır. Sonra West Ham'la oynayacaklar. Adamlar biz hani oynadığımız takımdan sonra oynuyorlar. O takımla. Biraz saçma olmuş. Evet, 2 gün kaldı. 24'ündeyiz. 26'sında maç var. Avrupa Ligi'nde Türk takımlarımız ne yapıyor bakalım. Trabzon 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 2-1 yenmiş. Umarım atladığım bir takım yoktur. Şu an 2 tane Türk takımımızı gördüm. Başka da bir takım yok sanırım. Başakşehir falan. Göremedim. Yeni Malatya'nın olması mı gerekiyor? 5. sırada bitirdi. Aynen, Yeni Malatya'nın da olması gerekiyor ama eleme oynatıyorlar. Sanırım orada elendi ya da ben göremedim. Siz dikkatlice bakarsanız görebilirsiniz. Varsa başka bir takım yani. Şimdi orta sahaya Tielemans sakat olduğuna göre Ndidi'yi çekmemiz lazım. Pereira sakatlığı, büyük bir sakatlık yokmuş. Bizim için iyi oldu. Şöyle Evans and Madison oraya almak istemiyorum. Ben şöyle yapacağım. Top kazanan orta saha oynasın Ndidi. Evans'ı sola alalım. Çağlar'a oynatacağım. Şeyin performansını çok beğendim. Abdülkadir Ömür'ün. Ama bu maçta şans vermek doğru olur mu bilmiyorum. Şöyle kim alabilirim? Yedekler Abdülkadir Ömür'ü aldım. Neyse, bu maçta da ona şans verelim. O da ilk 11'e artık otursun, onu oynatalım. Diğer oyunculara oynatacağımıza. Maç golle başladı. Erken bir gol yedik. Evimizde bize bir şeyler oldu. Son zamanlarda Endidi sarı kart gördü. Vardy de sarı kart gördü. Erken kartlar görüyoruz yine. Bunlar umarım kırmızı karta dönüşmez. İlk yarıda bir gol bulursak bizim adımıza çok iyi olacak ama sonuç çıkmadı. Evet, hemen bir değişikliğe gidelim. Hücum oynayalım. Direkt top, uzun toplarla oynayalım hatta. Şöyle kaleyi gördüğümüz yerden vur diyelim. Top kazanma tarzı normal olsun. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir performans sergileyeceğiz. Cenk Tosun attı. 1-1'i bulduk. Ama kazanmamız gerekiyor. Abdülkadir Ömür de sarı kart yedi. Cenk Tosun 2-1 yaptı. 2-2 oldu. 3-2 Çağlar attı. 95'te geldi gol. Çağlar Söyüncü attı ve 3-2 kazanmayı başardık. Yine Türklerimiz şov yapıyor. Türk oyuncularımız, yıldızlarımız. Şöyle baktığımda Çağlar da sanırım bu sezon ilk golünü attı. Hemen bakacağım. Performansına Çağlar'ın da. Ben ilk gol diye hatırlıyorum. Bu arada Cenk her maç atıyor. 15 miydi en son, kaçtı? İzlediğimiz maçta da attı sanırım gol. Bakalım kaç olmuş. ...17 gol olmuş. Aynen 18'miş. Pardon, 15'ti. İki tane şimdi attı, 17 oldu. Çağlar'a bakıyorum performansına. Çağlar iyi gidiyor. Şöyle istatistikler diyelim. Evet, bu sezon ilk golünü attı Çağlar. Bunun için de güzel olmuştur. Biraz daha morali yerine gelmiştir. Maç kazandıran golü atarak. City yine aldı başını gidiyor.
Manchester United'a 4-0 kazandı. Onlar da alttan yavaş yavaş sinsi sinsi yaklaşıyorlar. Aramızda 1 puan fark var. Onlarla da Arsenal'den teklif var. Reddedeceğiz tabii ki. Ekim'deyiz. İkisinde maçımız var. Böylece o da bölümün son maçı olacak hemen. Buraya doğru geçelim, ilerleyelim. Yani Leicester City ile açıkçası daha çok eğleniyorum. Sanırım Türkiye Ligi'nden biraz sıkılmışım. Güncel haberler de olsun artık. Yani sürekli Türkiye Ligi'nin hani hakkında kötü yorumlar döndüğü için oyuna da mı yansıdı bilmiyorum. Hani oynarken sıkılıyorum artık sürekli. Ya maçlar bir değişik geçiyor. Ne bileyim işte. Ligdeki yüksek takımları yeniyorum, alttakilere yeniliyorum. Farklı bir durum oldu ve kötü bir yerde bitirdik. Ama Leicester'la hani şu kadro kalitesine baktığımızda normalde 7. 8. sıralarda olmamız gerekiyor. Ama biz şu anda 2. sıradayız. Takımımız güzel bir uyum yakaladı. Cenk Tosun, Çağlar ve Abdülkadir'in performansı burada büyük. Bir Türk oyuncu daha transfer etmek istiyorum. Onu da bakalım ilerleyen dönemde gelecek. Onun da kim olacağını şu an bilmiyorum. Bir sürpriz bir transfer gelebilir. Bu maçta kimi oynatalım? Perez artık şans vereyim. Abdülkadir Ömür bence yeterince oynadı. Tielemans 81 olmuş. Onu şöyle alalım ve Evans'ı da buraya alalım. Tamamdır, kadromuz hazır. Bu maça da hızlı oyun diyelim ve bölümümüzü bu maçta kapatalım. Umarım City puan kaybeder. Biz de bu deplasmandan galip ayrılırız. Watford genelde bizim gibi hücumcul bir takıma yapılmaması gereken bir diziliş yapmış. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Umarım onlar da orta sahada o değişik dizilişte hakim olmazlar ve rahat bir oyun sergileriz. Endi de çok erken bir sarı kart gördü. Chilwell de aynı şekilde. Vardy attı. 1-0 öne geçtik ama şu an durum ne onu merak ediyorum. Abdülkadir Ömür'ü alalım buraya. Şöyle Perez'i bu tarafa çekelim. Madison'ın performansını şu an beğenmedim. Perez de çıkaralım. Kanatlarda iki değişikliğe gitmiş olalım. Çoklu hücum değil de şu anda hücumla devam edelim. Onun yanında erken ortalar, şunlar karışık olsun. Uzun toplarla oynayalım bakalım. Kaleyi gördüğümüz yerden vurunca etkili silahlarımız nasıl bir performans sergileyecek. En azından maç böyle biterse bizim işimize yarar. Endedik. Ya abi şunu yapma işte ya. Allah'tan son değişikliğimizi kullanmamışız. Onu da kullansak işimiz iyice sıkıntıya girecek. Güzel 1-0 kazandık en azından. Endedi'yi de kırmızı kartla diğer maça kaybettik. Vardy attı. Kaptan. Bakalım City puan kaybetti mi? Zannetmiyorum West Ham'a yenileceklerini. Dedim ve 1-0 yenilmişler. Şu an sanırım ligde biz birinciyiz. Evet. Şu an kimsenin bizi geçme şansı yok. Ligde zirveye oturduk. İşte bu kadar ya. Cenk Tosun liderliğini hala koruyor. Asiste bizden herhangi birisi şu anlık yok. Maçın adamında Schmeichel var. Bakın buralara girmeyelim. Oralarda biz çok varız kart olaylarında. Şu an çok iyi gidiyoruz. Düşme hattında kimler var? Onları da merak ediyorum. Sheffield düşme hattında, Norwich City ve Aston Villa şu anlık düşme hattındalar. Şöyle bakıyorum. Liverpool 7. sıraya kadar geriledi ama kazanırsa onlar da yükselebiliyorlar mı? 6. sıraya yükseliyorlar. Sanırım şurada 5. sırada fark biraz açıldı, koptu. Bakalım bu 5 takım arasında geçecek gibi bu sene şampiyonluk ama Liverpool'da atlamamak lazım. Onlar da her an yetişebilir. Bölümü burada noktalandıralım. OSM videosu atmaya çalışacağım ama çok da istemiyorsunuz galiba. Bilmiyorum. Umarım FM serisini beğenirsiniz. Çünkü ben gerçekten çok severek oynuyorum. Severek de çekeceğim. Eğleneceğimize inanıyorum. Lütfen ona da destek olursanız sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.